السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله صاحب الخير جميع مدد يا رسول الله مدد يا شيخ ما شاء الله تبارك الله سلم مدد يا ما شاء الله محمد عبد الله خان دستور. Dünkü işte tövbe ayıdır dedik. Ramazan şerif. Şimdi bu yaptıkları günahtan da tövbe oluyor. Bir de hem günah hem zarar var. Bu ayın hürmetine deyip de o günahlardan tövbe edince Allah yardım eder. O illetten de kurtulur insan. Ne gibi şeylerdir bunlar? En fazla çoğu insan sigarayı bırakamıyoruz diyorlar. Ne yapalım ne edelim de. En münasip kolay olacak şey Ramazan'dadır. Ramazan'da sigara içemiyorsun yani. O da orucu bozuyor. Yaz vakti de gelmiş Ramazan. Günler uzun. En kısa memlekette bile 16 saatten aşağı değil. Bazı Avrupa memleketlerinde 20 saate kadar gidiyor gün. O gün 4 saatte zıkkımlanmasa insan, o zehri içmese daha iyi olur. O da idare eder, o da gider. Çünkü hem vücuda zarar olduğu için haram oluyor sigara. Mekruh diyorlar. Mekruhu da çok yaptın mı o da harama giriyor artık. Yani çoğu insan içiyor tabii, namaz takılan içiyor. Hocası da içiyor. Hacısı da içiyor sigarayı. İşte mekruh diye geçiştiriyorlar. Halbuki o zarar olduğu için o günah olur. Hani insan, Allah kimse zehri tut da istemiyor Allah insanlara. İçersen tabi günah olur. Zarar kendine öldürüyorsun oluyor. Günaha giriyorsun. Bir o var. Bir de şimdi Allah kimseye vermesin. Eskiden o müptela oluyorlar. İçki de o da günahlardan, büyük günahlardan. O da Ramazan. Eskiden 3 aylar gelince bu içenler, yani şarapçılar şeyler 3 ay hürmetine bırakıyorlardı. Utanıyorlardı. Şimdi 3 ay bırak, Ramazan'da bile artık aklına gelmiyor insanın bırakayım diye. Onu da yani tövbe edip de bırakırsa bu Ramazan ayının hürmetine Allah kolay bıraktırır o insanı. Bir de onlardan daha beteri var şimdi. Şimdi çoluk çocuğa musallat olmuşlar. Avrupa'da da orada burada her tarafta duyuyoruz. Uyuşturucu kullanıyor. Sarıyor, içiyorlar ya yine vuruyor, şey yapıyorlar. O da büyük. Ondan da kurtulmak zordur ama o da bu Ramazan'la başlayıp tövbe ederse Allah'ın izniyle ondan da kurtulur. Yani nasıl bu sıcağın içinde bu şey zorlukla oruç tutuyorsa demek Allah irade vermiş insana. Allah yardım ediyor bir de. Şimdi bu sıcak diyorlar, nasıl tutulacak? Oruç olmayan insanlardan daha rahat geçiyor bizim yazımız. Oruç bozan insanlar, o da yani mazeretsiz oruç bozanlar. Hiç yani at gibi insan, ne hastalığı var ne bir şey, tutamıyorum diyor, oruç bozuyor. O içtiği kadar işte içsin bütün gün, yine ne sıcaklığı gidiyor adamdan ne suya kanıyor. O da başka bir hikmet, Allah'ın hikmeti. İşte buna dikkat edelim ki tövbemizi bu gibi zararlı hallerden Ramazan'ın bereketiyle kurtuluruz inşallah. Today we speak about yesterday, repentant.
Repentant. For repentance. For what? There's many things for sins you can do between you and Allah. You can you repented for this. You Allah forgive you. And there is also between you and Allah, but it is harmful for you first. What is this? First of this cigarette is very bad habit in mashayikh. They add it is like haram, but in common people they said makruh, and less than haram in common people. And all many people smoke. Haji smoking, imam smoking, normal who praying smoking, but it is normally haram because it is poison, and poison when give harm you, this is meaning haram for you. But normal people they said makruh. Makruh also when you do it every time, it become like haram also. In this Ramadan month, it is more easy to leave it because, especially now in summer time, days is very long. Even in this country, 16-hour day. In Europe, maybe 20 or 19 hour day, only 4 hours. So when you are fasting, you cannot smoke. If you smoke, it's you're not fasting. So 20 hours you're not smoking, only you can eat and sleep a little bit and make sahur. So no need for smoking. It's more easy for you to leave this bad habit. And this is barakah of Ramadan. When you repented in first of Ramadan, I will not do this again. Allah help you. It will be more easy for you to leave it. And second, also big sin to drink alcohol. Old times, and old times what you say, maybe before 40 years or 50 years from now and before, when 3 months, Rajab, Shaban, Ramadan coming, this who they are alcoholic, they live 3 months respecting for this month. Now for Ramadan, even many people, they not remember this. And this is when they respect Ramadan and repentant, we will not have it anymore. Allah help them also. And they leave this bad habit and bad illness also. Third one, now everywhere, this is very bad for special for young people. They used to have a drug. They was asking for Mawlana how to leave it. Mawlana said, making repent, and for 40 days, if not taking, alhamdulillah, no anymore, they not will take anymore this poison. And this is for beginning of Ramadan until 10 of Shawwal, inshallah they get ready from this very bad and very bad and
is not sweet at all for Muslim people. Because Muslim people, they believe in Allah and believe in Akhirah, so He will ask them about what they do for this, why they do this, and this is not good for Muslim and making everybody miserable. Islam, they are from family and from community. Everybody, they look to each other, but in Europe or other, they don't have this. I see many times they have give freedom. This is in Islam or in Muslim community, not totally freedom. There is a limit for freedom also. You cannot do anything, think harm family and harm community. So for this, inshallah, the instruction from Maulana to how to leave this bad illness. Everybody they were asking before when I was in Europe. Many people they asked how they will leave this illness. So inshallah, from now and until 40 days, they do this, inshallah, never again they will be, have this poison. For Allah and for Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and for Mawlana Shah Muhammad Nazim Haqqani, for awliya, Allah make them away from this illness. وَمِنَ اللَّهِ تَوْفِيقُ وَحُرْمَةُ الْفَاتِحَةِ